Herkese merhabalar arkadaşlar. GNB Medya kanalına hoş geldiniz. Sizlerin karşısına bugün bir C4 ile beraber çıkıyorum. İncelemeyi çok istediğim otomobillerden birisi. Çünkü Fransız otomobillerinden özellikle Citroen grubuna çok yakın olan biri değilim. İlk defa inceleyeceğim, ilk defa test edeceğim ama özellikleri sundukları tasarımıyla gerçekten o yıllara baktığınızda çok mantıklı ve dolu otomobiller yapabilen bir markayla beraberiz. C4 de ülkemizde zaten isim yapmış bir model. Hani C4 deyince aklınıza o direkt 2006-2007 kasa hatchback C4'ler geliyor. Bu tabii ki yeni versiyonu, birçok yeni otomobillere ithafen yapılmış bir otomobil. İçerisinde kullanılan bütün detaylarıyla daha yenilikçi, daha modern hissettirebiliyor. Ve tabii ki en sorunsuz dizel motoruyla beraber test konumuz oluyor. Hemen hemen bütün PSA grubunda kullanılan, Ford grubunda da kullanılan bu 1.6 litrelik HDI 92 beygirlik 230 torkluk motoruyla beraber geliyor arkadaşlar. Bunun tabii ki eHDI yani 112 beygirlik Ford grubunda Focus'larda da kullanılan, Focus'larda da paket olarak 92'lik 112'lik değişiyordu. Bunda da 92'lik motoruyla beraber test konumuz oldu. Comfort Plus yani 92'liği alabileceğiniz en dolu versiyon. Hadi gelin şimdi daha yakından detaylı bir şekilde inceleyelim. Ve karşınızda 2013 model HDI yani 92'lik motoruyla beraber en full donanımı olan Comfort Plus'la beraberiz arkadaşlar. C4 gerçekten sunduklarıyla, tasarımıyla aslına bakarsanız o yıllarda tercih edilesi en mantıklı seçeneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü üzerinde bulunan motoru yani yakıt verimliliği anlamında üretilen dizel motorlar arasında en iyilerinden birisi. Zaten az önce de bahsettiğim gibi bütün PSA grubu, Ford grubunda kullanılan bir motor bu arkadaşlar. Denenmiş, kanıtlanmış, sorunsuz bir motor. Gerçekten uzun kilometreler kullanabileceğiniz bir otomobil ki bu Ankara'da Celizeler'de bu motoru da kullanabiliyorsunuz. Ticari taksi olarak da oldukça fazla kullanılan motor ve 5 ileri şanzıman seçeneğiyle beraber yine bizim karşımıza çıktı. Comfort Plus olduğu için gerçekten birçok özelliği güzel arkadaşlar. 205-55-16 jant lastik kombinasyonuyla beraber geliyor. Ve o yıllara baktığınızda hani füme karartılmış bir jant tipiyle geliyor. Mesela bu çok önemli bir detay bence. Farlarda karartmamız yok. Ön taraftan baktığınızda zaten bir C-Lize'yi andırmıyor değil. Şöyle yan tarafına doğru geçeceğim. Burada katlanır aynamız var. Güzel krom detaylarımız var camın etrafında. Ortada bir piyano bilek detayının olması yenilikçi olduğunu detaylı bir şekilde gösteriyor. Şu C sunundaki şu üçüncü cam olayı çok güzel. Ön tarafta da yine kelebeğimiz bulunuyor arkadaşlar. Ve bu sinyallerimiz aynanın üzerinde. Bu da farklı bir detay katıyor açıkçası. Şimdi Comfort Plus olduğu için yağmur, far sensörü, karar anı dikiz aynası, dijital klima gibi detaylarınız var. Bel desteğine kadar var arkadaşlar. Ön koltuğunuza bu da güzel bir detaydır. Arkadan baktığınızda zaten şu park sensörlerini gömülü olarak gördüğünüzde fabrikasyon olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel, hoş bir detaydır. Arkada şu ince siyah spoilerla beraber arkadan duruşu bence ön tarafa göre çok daha güzel. Çünkü arka stopların tasarımı daha yenilikçi LED formunda gibi gözüküyor. Yani şu panele bakar mısınız? Mesela şunun verdiği hissiyat gerçekten çok garip duruyor. Şimdi detayları önemli. 408 litrelik bir bagajı var. Hani C segmenti bir hatchback konuşuyorsak hani bu bagaj gerçekten güzel bir bagaj. Bakar mısınız? Bagaj amortisörümüz şimdi tuttu. Bakın bagaj gayet detaylı. Auris çok kullandım bu segmentte. Hemen hemen bütün C hatchbackleri inceledik. Yani bu bagaj hacmi gerçekten çok iyi. 4321 mm. Baktığınızda C hatchback liginde de uzun bir otomobille beraberiz. O yüzden ayrı kullanımları da oldukça fazla elverişli olabiliyor. Şu an ön koltuğum bir tık geride ayarlı. Kamera açısı güzel olsun diye bakın oraya rahatlıkla dizim değmeden de oturabiliyorum. Ve şu kafalıklar çok garibime gitti. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Bunu göstermek istedim sizlere. Koltuklarda güzel desenler var ama ön tarafta koltukların kalitesi bel desteği ve sırt desteği gözünüze vuruyor. Bakar mısınız? Gerçekten hoş duruyor. Yani şu anda baktığınızda hoşunuza gidiyor ve direksiyon büyük ve çok ağır. Yani böyle çok daha büyük bir otomobilde oturuyor musunuz? Hissiyatını buradan net bir şekilde alabiliyorsunuz. Evet, lafı daha fazla dışarıda uzunca tutmayayım arkadaşlar. Siz de halen daha kanalıma abone değilseniz lütfen bir abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi gelin hep beraber kameramızı bağlayalım ve artık bakalım bu 92 beygirlik ünite bizlere neler sunuyor, bunlardan bahsedelim. C4'ümüzün içerisindeyiz. Hemen şöyle güç vereyim. Siz de şu dijital kadrana bir mutlaka bakın. Çünkü gerçekten çok hoş duruyor şu gösterge paneli. Camlarımızı bir indirelim. Camları neden güç vermiyor? Güç modunda. Şöyle sizlere tekrardan dinleteceğim. Şu yani bu motorun sesini eminim ki her yerden birçok arabacı tanır yani.
komple arabayı sallayan böyle çok garip bir motor sesi var arkadaşlar. Hemen şöyle yolumuza çıkalım. Abi şu motor sesine bakar mısınız? Yani kullanırken o kadar hoşunuza gidiyor ki gerçekten farklı hissediyorsunuz. Yani inanılmaz tatlı bir motor sesi var ve oturur oturmaz otomobile gayet alışıyorsunuz. Debriyaj ayarı çok güzel. Arkadaşlar yola çıkacağız. Evet gazlayacağız ama C4'ün hakkını vermem gereken yerler var abi. Şu orta yüksek torpitonun kullanılan malzemeleri çok kaliteli ve bir Ford grubuna da benzettim. Şurada kullanılan malzeme hem yumuşak plastik hem de görüntüsü çok güzel. Kaliteli bir malzeme olduğunu anlıyorsunuz. Havalandırma enflerinin içerisinde etrafındaki satin krom detaylar otomobili olduğundan çok daha kaliteli göstermiş. Mesela bu inanılmaz hoşuma gitti. Şu krom detaylar oturduğunuzda. Direksiyonun altı düz, kesikli spor bir direksiyon var ve bunun altında da krom detay var. Üstlerde krom detay var. Hani şu gözünüzün baktığı yerler gayet detaylı ve güzel gözüküyor. Atlamadan lütfen geçmeyeyim. Aynaların görüş açısı falan 10 numara ama şu ortadaki aynada öyle bir detay yapmışlar ki arka camın şekline göre yapılmış abi. Arka camı tamamen görebiliyorum ve karartmalı olduğu için arka tarafta oradan yeşil olarak bana şu anda gözükebiliyor. Tabii ki önemli detaylardan birisi katlanır aynamız var ve bunu içeriden de kontrol edebiliyorsunuz. Otomobili kilitlediğinizde kendiliğinden de bu işlemi kendisi yapabiliyor. Vites değiştirme uyarılarını sol tarafta büyükçe gösteriyor devir saatinde. Ortada hem manuel bir kadranımız hem de dijital hız göstergemiz bulunuyor. Sağ tarafta da otomobilin detaylı yol verileri, yol bilgisayar verileri orada var. Zaten kullanıcısından da detaylı bir şekilde ben verileri aldım arkadaşlar. Yakıt tüketim verilerini sizlere detaylı bir şekilde söyleyeceğim. 121 bin kilometrede olan bir C4 ile beraberiz. Yani gerçekten muadillerin arasındaki en temiz örneklerinden biri olacağını düşünüyorum ben bu otomobilin. Silecekler de çift yana açılıyormuş. Bu da güzel bir detay. Farklı detayları seviyoruz ya. Şimdi sol tarafta park sensörünü aktif deaktif edebileceğiniz yer var. Depo kapağını oradan açıyoruz ve aşağı tarafta far yükseklik, alçaklık ayarımız var. Onun haricinde hani sol tarafta başka bir detay yok. Tabii ki 4 cam otomatiğimiz var. Bakalım tek tuşla mı? Evet süper. Tek tuşla bütün camlarımız inip kalkabiliyor. Bu da hoş ve güzel bir detaydır. Mesela şuraya dikkat çekeceğim. Abi ışıklandırmalı şöyle güzel de bir güneşliğimiz var. Bu da hani dolu paket olduğunun göstergelerinden biri diyebilirim. Şöyle de aynı şekilde sağ tarafta da bu özellik var. Şimdi buraya sonradan bir multimedya ekranı dahil edilmiş. Güzel olmuş. Apple CarPlay, Android Auto destekli güzel bir ekran arkadaşlar bu. Şimdi burada şu detaya geçeceğim. Eğer 112'lik en dolu paket yani 112 beygirlik olan motorunu alırsanız orada en dolu paket executive. Hani şu an Comfort Plus diyorum. Lütfen hemen yorumlarda belirtir çünkü böyle şeyler der hayır executive var. Şimdi 1.6 92'liklerde en full bu abi. Ama 112'lik alırsanız burada multimedya geliyor. Elektronik el freni, vites böyle otomatik olduğu için küçücük sadece vites seçicisi geliyor. Hani şu anda bütün markaların kullandığı ama o yıllarda sadece böyle C4 gibi ikonik tasarımlar yapan markalarda Fransız gruplarında görüyorduk. Cam tavan geliyor, elektronik el freni, dediğim gibi küçük vites seçicisi, bardaklığın böyle açılıp kapanabilen bir tarzda olması, o şekilde de alabiliyorsunuz. Yani en dolusu o arkadaşlar. Onda işte ön park sensörü falan da geliyor. Hani o daha mı dolu? Kesinlikle daha dolu bir otomobil tabii ki. Ama bunun sundukları da o yıla baktığınızda gayet yeterli bir donanım seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Bardaklıkların falan konumu bu otomobilde çok güzel. Dış bu içi gösterirken mutlaka görmüşsünüzdür. Yükseklik alçaklı böyle. Sadece bir tık eliniz geride mi kalıyor? Hani o var. Kol dayanağı ileri gidiyor ama çok çabuk da geri gidiyor. Hani böyle o ayarı mı bozulmuş diyeyim artık. Elinizi koyduğunuzda böyle biraz ağırlık verdiğinizde arka tarafa doğru tekrardan gidiyor. Ama arkada da olsa çok farklılık yok. Gayet yeterli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Onda yine bir problem yok arkadaşlar. Biraz yere doğru sıcağımızı verelim. Şöyle derecemizi kısarak. Dizel otomobilimiz sonuçta ısınmasını bekleyeceğiz tabii ki. Abi dizel gerçekten gitgide uzaklaştım dizelden. Çünkü artık baktığınızda da çoğu sıfır otomobilde dizel motoru göremiyorsunuz. Çünkü hani verimlilik, emisyon değerleri, Avrupa standartları derken dizeli hayatımızdan çıkardılar. Tabii ki ticari otomobiller de geliyor mu? Geliyor ki gelecek de. Hani bir ticari de kesinlikle dizelsiz düşünemezsiniz. Ama dizel otomobil kullandığınızda da bu şekilde sorunsuz,
hani sesini bildiğiniz, mesela bu devir bantlarında motorun sesi gelmeyen ama işte dururken rölantide çok güzel bir şıkırtı aldığınız dizel kullandığınızda da bir mutlu oluyorsunuz. Yani tork var abi, gaza dokunuyorsunuz. Yani araba 1500 devirde dahi olsa hemen toplayıp sizi götürüyor. Yani bu gerçekten keyifli. Tabii ki Renault'un 1.5 dizeli ve bu PSA'nın kullandığı 1.6 dizeli ben tek geçiyorum abi. Gerçekten çok keyifli, sesi çok güzel, kolay kolay bozulmuyor. Hani bakımlarını yaptırdığınızda hiçbir problem yaşamayacağınız bir motor. Tabii ki bakımları ağır ağır, yani bir dizel motorun enjektörleri gerçekten çok pahalı. Tek bir enjektör şu anda 5.000-6.000 lira diyebilirim. Yani korkunç rakamlar bunlar. Hani öyle düşündüğünüzde dizelin bakımı zor mu? Zor abi. Ama bu şekilde aldığınızda da tatlı tatlı kullanabileceğiniz gerçekten keyifli. Yani bak şu an hafiften dokunuyorum abi. Verdiği haz gerçekten çok büyük. Mesela 130 yaptı. Evet, artık biraz motor sesimiz geliyor. 2500 devirde. Aslında devir aralığı da çok güzel. Ama hafiften motor sesini duyuyorum. C4'ten biraz bahsetmem gerekiyor. Ergonomi anlamında ilk oturduğunuzda belki alışamayacağınız bir otomobil olabilir. Çünkü kullandığınız diğer otomobillerin etrafında biraz daha sıra dışı kalıyor. Yani şu kokpitin tasarımı, şuranın mesela sağ tarafta oturan için dizlerin rahatlıkla iyi götürebileceği yer mesela. Hani oralar falan bir tık böyle garibinize gidiyor olabilir. İşte A sütunlarındaki kelebek camlar, ön torpidonun biraz uzun oluşu falan. Ama kullandığınızda da elinize böyle ilk etapta eldiven gibi olmasa da rahatlıkla alışabileceğiniz bir şanzıman debriyaj ayarı var. Mesela direksiyon. Bence çok büyük bir direksiyon. Ama bu otomobile yakışmış mesela. Bu tasarıma, mesela şu alt tarafın kesiti, şuranın büyüklüğü, işte üzerindeki tuşlar, derinin mesela kalitesi, halen daha bu kadar sağlam, sadece sol tarafta bir parlaklığının kalması mükemmel bir detay mesela. Yani öndeki dijital gösterge paneli. Ha, bunlar gerçekten otomobili kullandığınızda, ya C4 evet bir farklılığı var diyorsunuz bu segmentte. Biraz motorun sesini güzel bir dinleyelim şöyle yola çıkıp. 3'te de burayı toparlayacaktır zaten. 3'e attım. 1100 devrede bak, şu toplamaya bakar mısın abi? Şimdi ben size unutmadan yakıt verilerini vereyim. Çünkü sahibiyle buradan Metin abime de çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Araç onun ve aracı da satıyor. Yaklaşık 2,5 yıldır ondaymış. Çok temiz, güzel bir otomobil. Hani mutlaka iletişim bilgilerini aşağıda ben bırakırım. Eğer aracı almak isterseniz Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Alper GNB yazdığınızda Instagram'dan mesaj atıyor olacağım size. Hani oradan da iletişime geçerseniz otomobil sahibiyle sizi görüştürebilirim. Gerçekten güzel bakımlı, güzel bir otomobil. Hani detaylıcını inceledik zaten, buradan da net bir şekilde sizler de görebilirsiniz. Şimdi onun verdiği veriler, bu otomobili yaklaşık 30.000 kilometrelik kullanan birisi kendisi. Sivas'a gidip geliyor sürekli, Sivaslı. Buradan bütün Sivaslılara selamım olsun. 4.2 litre, 4.1 litre uzun yolda bu değerleri konuşuyor. Bunlar gerçekten mükemmel değerler. Yani bu motorun zaten bu verimliliğini biliyorduk. 1.5 dizel Renault motorundan sonra bu da gerçekten ciddi az yakan bir motor. Özellikle bu 92'lik versiyonu. Özellikle şuna dikkat çekti. Yaz ayında arabada 4 kişi ve full klima açık. 1250 kilometre bir depoyla yaptı diyor. Ve tabii ki klima açık ve 1700'ü rakımlı yerlerde de çok gezdim diyor. Hani baktığınızda 1300 kilometre, 1350 kilometre ara bile görülebilir. Mutlaka sizin de bu motorla beraber test ettiğiniz bir veriler vardır. Belki bu otomobil olmasa da işte diğer Citroen grubu, Peugeot grubundaki, Ford grubundaki motorlarda mutlaka denemişsinizdir. Onları da siz de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi ilk etapta fark ettiğim şu direksiyonun netliği çok güzel abi. Yani 9'da ufak detaylarla bakın, kafa ayarını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda 134 km saat hızla gidiyorum. Abi çekiş o kadar rahat ki, yani 1280 kilo hafif bir otomobille değiliz. Ama bu 92'lik ünite dahi olsa 230 torkun verdiği bir rahatlıkla abi çok rahat hızlanıyor. 145-146'yız mesela. Daha halen daha 3000 devire gelmedi otomobil bu arada. Frende ufakta bir kafada gezme var. Oraya mesela sert girdim.
Ama bir arkası bir geç topluyor ama sonra bir tık tren gibi rayına oturuyormuş gibi bir hissiyat aldım. Ama şimdi dönüşte şurası daha güzel. Orada da net bir şekilde bakarız. Şu ekran çok kullanışlı. Güzel bir ekran. Apple CarPlay Android Auto bağlantı olması da gayet bence yeterli hissettiriyor. Yani mesela nelere değinebilirim diye şöyle bir düşündüm abi. Yani kapıları biraz böyle kalitesiz hissettiriyor mesela. Yukarılarında biraz daha yumuşak bir, evet dokulu bir malzeme. Görüntü çok fena değil ama yani aşağı tarafta bir kumaş falan kullansa daha güzel olurdu. Sadece şu elinizdeydin şu kısımlarda bir kumaş malzeme var ve cam açma butonlarının olduğu o plastik kısım gerçekten kalitesiz hissettiriyor. Yani böyle ufak tefek detaylarda bir farklılıklar hissediyorsunuz. Ama onun harici mesela şuranın yerleşimi falan gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şöyle vitesi 4'e alayım. Burayı da görebilirsiniz. Mesela AUX USB çıkışımız burada var. Sağ tarafta da 12 volt çıkışımız var. Yani normal multimedyası olsa dahi AUX USB bağlantısı zaten yapabiliyorsunuz. Onlar da hoş detaylar. Ya toplaması çok güzel. Birinci, ikinci vitesteki otomobilin yürümesi, atlı birlerdeki canlılığı gerçekten keyifli hissettiriyor. Hemen şöyle dönelim, yolumuza katılalım. Evet, kafadan ufaktan kaydık. Yani çok bir 0-100 otomobili değil. 12.9 saniyelik bir 0-100 var zaten ama ya böyle ara hızlanmaları tatlı torktan dolayı. Ama mesela az önce gördünüz ilk 0-100 verileri, ilk toplaması falan çok çok iyi değil. Ama mesela şu an 5'e atıyorum abi. 5'e at diyor bana mesela. 5'e attım bak. Mesela çok ciddi hızlanıyor. Gaza çeyrekten daha az basıyorum mesela. Hani bu torkla yürümesi keyifli mi? Bununla keyifli. Ama ilk sıfırdan kalkma çok tat vermiyor. Bak abi direksiyonun tepkileri çok garip. Yani bir anda otomobili size içeri sokuyor. Şu anda bir yığıldı sola doğru. Şu an rahat dönüyorum mesela. Gazdan bıraktığımda bir ataletim bak. Frenle beraber gördünüz mü? Kafa pısıyor, arka bir tık sola doğru kayıyor. Bakın bu da bir garip hissettirdi. Yani 3500-4000 devirden sonra çok bir şey çevirmiyor zaten. Hatta 3500'den sonra çok bir olayı yok. Bakın kardeşi gidiyor. Güzel gözüküyor ya, yenilikçi gözüküyor. Yani araba yeni gibi duruyor. Hani fiyat bandına baktığınızda da hani tabii ki bu kilometrede bulmanız biraz zor ama yüksek kilometrelerini 600 bandına, 550 bandına falan alabiliyorsunuz. Hani modeli 2013, hani baktığınızda çok eski değil çünkü düşünüyorsunuz 2005-2006 model Honda Civic VTEC 2'lere abi 550-600 lira para istiyorlar ya. Yani bu anlamda düşündüğünüzde bu otomobilin bu fiyat bandı gayet yeterli. Yani bunlar da 650 bandlarında falan geziyor bu kilometresi düşük. Hani Comfort Plus dolu paket olan versiyonu. Uzun yolu keyiflidir yani C4'ün. Çünkü beklediğinden daha az ses alan bir otomobil. Bu ağız sütunlarından ve aynalardan ses geliyor abi, rüzgar sesi. 100'den sonra, 110'dan sonra özellikle gelmeye başladığını net bir şekilde hissediyorsunuz. Mesela 140'da gidiyorum, o kadar dinler ki abi. Bakın direksiyonun netliği falan çok çok güzel. Ama hafif dokunuyorum, böyle arka pısıp kafa falan kalkıyor böyle. Bunun 112'likti, 112'liği çok daha keyiflidir onu söyleyeyim. Kesinlikle çok çok daha keyiflidir 112'lik versiyonu. Gösteriyor. Abi
dizel otomobil kullanmayı seviyorum yani. Gerçekten beni bir açıkçası mutlu ediyor. Evet. Değerli izleyenlerimiz. C4 bu şekildeydi. Hani dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Gerçekten keyifli, güzel bir otomobil. Yani ben gayet beğendim. Kullanışlı. Hani çok bir mesela modifiye falan görmedim C4'te. Yapanlar var. Evet, görmüştüm var ama hani böyle çok bir piyasa otomobili değil. Hani bunun da etkenleri var. O yıllardaki hani markanın kalite algısı, sorunsuzluğu gibi şeyleri düşündüğünüzde. Hani bunlar önemli detaylar. Ama şu anda ulaşılabilir güzel bir otomobil. Gerçekten yakıt anlamında güzel. Gerçekten bu yakıt verileri çok çok güzel derler arkadaşlar. Yani bu otomobilin yakıtı gayet makul. Hani bu anlamda düşündüğünüzde C4 birçok kişiye hani şey gelecektir. Mantıklı bir seçenek gelecektir. Sizler de lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin C4 hakkında yorumlarınız, düşünceleriniz benim için çok çok önemli. İnşallah beğeneceğiniz güzel bir video olmuştur. Dilimizin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştık. Siz de lütfen halen daha kanalıma abone değilseniz bir abone olup videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Çekmeyi istediğiniz otomobilleriniz varsa lütfen aşağıda belirtin. Ankara'da olan takipçilerimiz varsa sizlerin de otomobillerinizi çekmekten mutluluk duyarım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videolar sıklaşacak. Emin olun, bunun sözünü verebiliyorum rahatlıkla. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.